Selamünaleyküm arkadaşlar. Kırıkkale, Balışeyh, Kenanbey Obası'ndayız. Burası 6000 fidanlı ceviz bahçemiz. 6000 civarı yaklaşık. Cevizlerimiz bu bölgemizde güzel ürün. En az her ağaçta ortalama 6-8-10 civarı ceviz var. Neredeyse boş ağacımız yok. Burada da hafif bir atraknoz zararımız var. Bunun için ilaçlama yapıldı. Aşırı yağıştan dolayı. İlaçtan sonra 2 yağmur daha yağdı. Yağmur yağdıkça artık müsait zamanda ilaçlama yapmak gerekiyor. Yağmuru takip etmeniz lazım. Burada diğer tarafta çektiğimiz video gibi burada da uyguladığımız yöntem, budama yöntemi Lampinen. Verim Lampinen'de daha da güçlü. Kadir Bey zaten bahçede sürekli, ona da soruruz. Bizim önemli olan bu sene hava soğukluğundan dolayı bu bölgede, İç Anadolu'da, bu bölgede ve İç Anadolu'da ağaçlar bir türlü atağa kalkamadı. Ama ilaçlama, gübreleme devam ediyor. Ve şu ağaçtaki gibi kızıl sürgünler oluşmaya başladı. Onu da gösterelim. Bahçenin diğer taraflarına Kadir abi de döneriz. Şurada hafif bir atraknoz zararı var. İlaçlama yapıldı. Bunlar artık yavaş yavaş duracaktır. Şu şekil kızıl sürgünler başladı. Kırmızı ve kızıl sürgün demek gözlerin tekrar bahar yaşayıp patlayıp en azından yarım metre, 1 metre şu gözlerin yeni yan dalları devam ettirmesi demek. Bu bölge genel olarak üründe görünce biraz daha insana şevk veriyor. Ağaçlarımız genel itibariyle iyi. Yüzümüze gülüyor. Bir mikro element eksikliği görünmüyor. Atraknoz zararı dışında başka bir rahatsızlık görünmüyor. Geçen yıl bu bölgemizde magnezyum eksikliği yaşamıştık. Magnezyum verince düzelmişti. Diğer taraflarda o kadar şey vardı. Bazı sorunlar oldu ama bu yıl besleme daha dengeli gittiği için şeyde daha düzgün görüldü. Gelişim veyahut da yaprak yapısı. Şurada göstereyim hemen. Bakın hafif atraknoz var ama yapraklarda hiçbir element eksikliği görünmüyor. Kenarlarda yanma yok. Damar araları güzel. Sadece şu atraknoz zararı hafif. Şöyle baktığımızda avucumuzu dolduruyor. Şekil bozukluğu yok yapraklarda. Yaprakta neye bakıyoruz onu da söylemiş oluyoruz. Damarlar düzgün, damar araları düzgün. Yaprak kenarları, yaprak uçları sararma yok, kararma yok, dökülme yok veya kuruma yok. Yani bir element eksikliği olmadığını gösteriyor bu saydığım şeyler. Yapraklar düzgün devam ediyor. Şöyle döndüğümüzde bahçemizde güzel görünüyor. Bura biraz ilkti biraz zayıf gibiydi ama yavaş yavaş toparladı. Kadir Bey ile burada tepe vurumu yapmıştık. O dönemde daha bir çöp diyordu. Şu anda çöplüğü geçti artık. Yan dallar oluşup verim de görülmeye başlandı. Gelecek yıllarda inşallah bu şekilde giderse hemen şunu da gösterelim. Kadir Bey'e dönelim. Bu bölgede 5'li, 6'lı görmüş müydük Kadir abi? Şöyle gördüğünüz gibi 4'lü. Bazı ağaçlarımızda 5'li, 6'larda. Bunu 4'lü öbür tarafta görmedik. Yok. Bu bölümde var. 4'lü cevizlerimiz, 5'li cevizlerimiz, 6'lı cevizlerimiz. Buranın diğer taraflardan farkı, burası biraz daha kum oranı yüksek, kırmızı bir toprak. Onun da etkisi vardır. Burada suya doyurabilirsek ağaçlarımız güzel gelişiyor, güzel meyve tutuyor. Bu yılda gördük. Bir de tozlaşmada bu tarafın diğer ceviz bahçelerine yakın olmasının bir avantajı olduğu gibi görünüyor. İnşallah öyledir. Kadir Bey size de dönelim. İşte Lampinen'de asıl bizim hedeflediğimiz, yapmak istediğimiz ağaç şu. Her taraftan dallar fışkırsın ve uzasın 1,5-2 metre. Bu geçen yıl budama yaptığımızda tepeyi vurmuştuk. Evet. Kadir abiye de döneceğiz. Sonra 1,5-2 metre uzadı. Bu yılda meyve dalcıklarını oluşturdu. Güzel de meyve görülüyor. Şu kafayın üst taraflarında Kadir Bey orada şeyler, cevizler güzel. 3-10'da, 2-10'da öyle gidiyor. Meyve tutumu da daha, bu yöntemde daha güzel oluyor. Hemen Kadir Bey'e de dönüyoruz. Sezon nasıl geçiyor? Başlangıç nasıl oldu? Şöyle bir sezonu özetleyelim. Hem de İç Anadolu'da yapmak isteyen, yapacak olan, yapan arkadaşlara genel bir bilgi vermiş oluruz Kadir Bey. Evet, sizi dinliyoruz. Yani şöyle baştan başlayalım. Zaten budamayla pek uğraşmadık. Oradan başlayalım. Bu sene budamayla sadece üstünden vurum yaptık. Lampine yöntemine bıraktığımız için evet. ağaç uçlarımızdan kesim yapmadık. Uçalımı yok. Uçalımımız yok. Evet. Ve ortadan ne kadar yandal çıktıysa hepsini bıraktık. Yani şu dal alalım, bu dal alalım olmadı. Evet. Mesela bu ağaçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 liderinden 12 tane dal bıraktık. Evet. Bu uç kesimi yapmadığımız için de şu şekil gösterirsen yaklaşayım. Yani meyve tomurcukları her taraftan oluşmaya başladı. Meyve dalcıkları her yerden patladı. Bazısında da şurada görüleceği gibi. Şöyle, cevizlerimiz var. Ürün de var. Yani uç vurumu yapılmayınca meyve dalı geriye doğru her yerde bayağı var. Yani şunlar seneye her biri 3'er 4'er ceviz demek. Tabii. Uç vurumu yapmıyoruz. Hem budama yöntemiyle uğraşmıyoruz. Zaman kaybetmiyoruz. Hem de neredeyse bütün gözlerde meyve dalı oluşuyor. Evet. Bu sene yağmurların çok olmasından dolayı işte ilaçlamayı 2 kere 3 kere anca yapabildik. Hafif antrikoz zararımız var. Evet. 4. yaprak açımı olduğu için daha erkek çiçeklerimiz oluşmadı. İnşallah seneye oluşacak az. Cevizlerimizde dökülme olmasına rağmen 4. senede her ağaçta 10-15 tane 20 tane yine cevizimiz kaldı. Yani dökülmesi bizim açımızdan daha iyi çünkü sürgünleri az daha uzatırsak ağaçlar verime yatacak boyuta gelmedi zaten. Verime yatacak boyuta gelmedi. İnşallah seneye daha güzel verime yatıracağız. Evet. Dökülmeseydi bir ağacı saymıştınız. Kaç adetti o ağaç? Dökülmeseydi bir ağaçta 300-350 tane ceviz saymıştım. 300 bölü hadi diyelim ki ortalama ceviz 80 desek 4 kilo 5 kilo ceviz demek. Evet, 4-5 kilo ceviz demekti. Fakat o ceviz durmuş olsaydı büyümeyi durdururduk. Gelişimi yani tamamen tamamıyla dururdu. Evet. Fakat bu şekilde dökülmesiyle bir ağaçta 15-20 tane kalmasıyla inşallah ağaçları büyüteceğiz. Seneye verime yönelik ilaçlamamızı yapacağız. Evet. Bu sene büyümeye yönelik ilaçlama, gübreleme yapıyoruz. Evet. Seneye de inşallah yan dallarımız 1,5-2 metre olursa olur. Tabii. Ağaçların gelişimimiz, kızıllığımız çok güzel. Seneye de meyveye yönelik ilaçlama ve gübrelerimizi yapacağız. Şimdi böyle bir 5-6 tane 8 tane tutması veya ilk etapta tutup sonra dökülmesi, tutanlardaki olan sıkıntıyı görüyoruz. Hastalık zararlı var mı? Tozlaşma ile ilgili problem var mı? Çıkacak ürün bundan sonra bakteriye yanık olacak mı? Üzerinde lekeler oluşacak mı? Tek tük dolu zarar gördük birlikte bakarken. Evet. Dolu zarar dışında bakteri yanıklık, ban veyahut da atraknoz herhangi bir hastalık olup ondan dolayı dökülecek mi? Hepsini not alacağız, göreceğiz, gözlemleyeceğiz. Ona göre tedbir alacağız. Yani bizim için de bir tutan cevizler örnek olmuş oluyor. Evet, evet. İşte herkese başarılar yani iyi bir sezon diliyorum. Evet, sağ olun, Allah razı olsun. Bu şekilde. Evet, şimdi bizim burada Lampinen'de Kadir Bey de hemen yandaydı ağacın dikkatimizi çektiğin için. Diğer dallarımız 1,5 metre 1,70'i bulmuş iken şöyle gösterelim. Küçük kalan dallarımız da budama olmadığı için ağaç kendini tolere ediyor. Buradan patlamış 30-40 santime gelmiş. Buradaki ikinci patlama harekete geçmiş patlıyor şu anda. Bunun üzerine 1 metre daha koysa 1,5-2 metre yan dalımız olduğunda diğer yıllarda hesaba katarak biz hedefimiz 2 metreye ulaşmak. 2 metreye ulaştıktan sonra her yıl yarım metre yarım metre 30 santim 40 santim uzasın, aşırı uzamasın çünkü 7'ye 5 sık dikim bahçelerde aşırı uzamalarda 2 metre 2 metre 4 metre 4 metre gittiğinde özellikle 4. 5. yıldan sonra 8. yıla geldiğinde 7 metrelik aralarda kapanıyor, 5 metrelik aralarda kapanıyor, sonunda belki sert budama gerekiyor. Çok iyi gelişim olursa, toprak yapısı falan çok iyi olursa bu sefer de ağaç eksiltmek gerekebilecek sık dikim bahçede. Ona gitmemek için mümkün olduğu kadar 2 metreden sonra yavaş gelişim, ürünle birlikte yavaş yavaş gelişim bekliyoruz. Bahçenin diğer taraflarından da görüntü alıp videomuzu sonlandırırız inşallah. Arkadaşlar bahçenin diğer tarafına doğru geldik. Şöyle gösterelim artık. Bahçemiz inşallah bu senenin sonunda, şu anda bile bir ceviz ormanı gibi görmeye başladı. Bu senenin sonunda böyle neredeyse 5 metrelik araların kapanır. yani aradaki şu toprakların neredeyse görünmez hale geliyor gibi bir duruma gelmesini inşallah Allah'tan bekliyoruz. Şey güzel. Şu ceviz tozlayıcı mı Kadir abi bu? Bu tozlayıcı, evet abi. Baksana yeni açmış ve kaç? 2, 3, 5 tane. Görülebilirse 5 adet ceviz. İnşallah birkaç tane öyle kalır da dökülmez. Bakalım düşmüyor. Bir yerlerden toz bulmuş gibi görünüyor. Epey dökülmüş. Dökülen yerler belli. Şunlar dökülen yerler. Aşırı da kalsın istemiyoruz. Ağaç da güzel gelişiyor da. Şu dökülmüş artık. Burada varmış düşmüş. Burada varmış düşmüş. Yine üzerinde 20 kadar ceviz var. Şöyle bu sırttan güzel göründüğü için tepeden. Buradan da böyle bir alalım. Bahçemiz bu şekilde. Şeyde daha önce Keskiner çekmiştik. Burada da arazi yapısı biraz meyilli. Burada burayı kurtaran bakın yolda damar damar erozyon zararı olmuş zaten. Eğer burada da toprak işlemesi yapılsaydı burada da zaten toprağı yarık yarık yarar giderdi. Bu sene burada otun büyük faydası oldu. Yani niçin ot var sorusunun cevabı aşırı yağış oldu. Daha dün değil önceki sabah. Dün sabah mıydı Kadir abi? Dün sabah aşırı yağış yağdı. Birçok yerde su birikti. Yani çok aşırıydı yağış. Genel olarak bu sene komple yağış da çok fazla oldu. Yani bu araziyi kurtaran ot oldu. Ot olmasa büyük problem değil. Yarardı. Yarım metre, bir metre inerdi. Topraklarda olduğu gibi aşağıda bahçenin girişine yığılırdı. Yani otun büyük faydası oldu. Bundan sonra tabii yağışlar bitiyor. Yavaş yavaş Kadir Bey de şey yapacak artık, otla mücadeleye başlayacak. O yağışlar biterse, özellikle yağışlı giden yıllarda, meyilli arazilerde Haziran sonu, Temmuz gibi otla mücadeleye başlamak çok faydalı. Kendi arazimizde de öyle zaten. Daha önce Haziran başı bir otla mücadele ettik. Olduğu gibi, şu yolda olduğu gibi yarık yarık toprağı aldı gitti. Yani erozyon çok büyük problem. Meyilli ceviz bahçelerinde büyük problem. Şu ağacımız yine dikkat çeken çok güzel bir ağacımız. Bu sene 50-60 metre, 50-60 santimetrelik sürgünler oluşmuş. Bunun üzerine bir yarım metre daha koyabilirsek gelecek yıl rahat bir şekilde verime yatıracağımız. Şu anda da verime yatırabiliriz daha istediğimiz gibi. Düzgün bir verime yatıracağımız boyuta gelir. Şu ağacımız tam bizim işte Lampinen diye bahsettiğimiz şekil oluşmuş. Yukarı doğru bakın. Her yerde patlamış. İşte artık yan dallarımızda 1 metreleri bulmuş. 1 metrenin de üzerinde yan daldan yan dallar çıkmış. Dehşet bir görüntü olmuş. İnşallah bu bir verime yattığında rahat bir şekilde 5 kilo, 10 kilo, ilerleyen yıllarda 15-20 kilolara çıkacak. Bu da zaten şeyden bahsettiğimizde Amerika'nın ülke ortalaması 500 kilo. Türkiye'ninki 100 kilolar, 200 kilolar civarında dolanıp duruyor. Ülke ortalaması olarak bahsediyorum. Biz de burada 300 kilolar bulsak hem müthiş karlar bırakır hem bahçe kendini amorti etmeye başlar. İlerleyen yıllarda bu tabii öyle kalmayacak. Güzel bakıldığında buradaki bizim hedefimiz 700'ün üzerine çıkmak. Ama biz bunu buluruz demiyoruz. Bizim hedefimiz 300 kilo. Yani şeydeki ilk etaptaki ulaşacağımız hedefimiz 300 kilo. İlerleyen yıllarda uzun vade öyle söyleyeyim. Şimdi yanlış olmasın, kelimeler birbirine karışmasın. Uzun vade bu bahçedeki hedefimiz dekara 700 kilolara ulaşmak. Bu gidişatta ulaşacağımızı gösteriyor. Şöyle ceviz var mı? Bu sanki tozlayıcı bir tane var. Yok, tozlayıcı değil. Tozlayıcı değil sanki. Değil. Evet şöyle de göstermiş olalım. Daha önce şu gözde bir ağacımız ilerideki. Onu da yakından bir almış olalım. Buna şeyden dikimdeki tepe vurumundan sonra diyelim. Hiç makas vurulmadı. Bu örnek olarak tepe vurumsuz Lampinen yöntemine bir örnek olarak bir tane olarak bırakıldı. Biz minimum budama olarak gidiyoruz. Az buduyoruz ama bunda hiç makas vurulmadı. Bu örneğimiz biraz yüksekte. Ne kadar? 1.70-1.80'lerden ilk yan dal çıkıyor. Geçen yıl çıkan yan dalcıklar çok uzamamıştı. Üzerinde ürün de var. Bu sene onlar üzerine koymaya başladı. Sezon sonunda nereye gelecek? Toplam boy 5 metre rahat var. Yan dalımızda 20 tane plan var. Evet, yan dalda 20 adet. Bu bizim için tepe vurumsuz Lampinen'e çok güzel bir örnek. Bakalım ne kadar ürün alacağız. Bir de o kısmı önemli. Ürün diğerleriyle kıyaslama açısından ürün verimi nasıl olacak onu da göreceğiz. Arkadaşlar burası bahçemizin en güzel gelişen bölgelerinden bir tanesi. Şöyle de şu ağacımızı da gösterelim. Bakın tepelerde de teke düşürme, lider bırakma gibi bir olayımız yok. Çıktığı gibi tepeyi vuruyoruz, çıktığı gibi bırakıyoruz. Orada da hiç tutmasa şu 3 tane lider gibi olan dallar hiç ürün tutmasa birer kilo tutsa 3 kilo tepeden alırız. Aşağılardaki her daldan da birer kilo alsak zaten 10 kiloya ulaşmak hayal değil. Gözümüzün önünde yakın bir şey olarak görünüyor. Tutulabilir bir hedef olarak görülüyor zaten. Kalınlaşma nasıl Kadir abi? Şöyle bir göster. Sen de yorumla alalım. Kalınlaşma yan dal fazla olduğu için gayet güzel. Şu anda 3 yaşını doldurmuş. 2 eliniz ancak kavuşuyor. 2 el ancak kavuşuyor. Şuralar da nispeten yani elimiz kavuşmuyor artık. Evet. Kalınlaşması falan çok güzel. Ne kadar dal o kadar kalınlaşma. Evet. Yani yan dalımızda bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 liderinden 15 tane yan dalımız var. Evet. Uç vurumu yapmadığımız için geriye dönük meyvelerimiz, meyve oluşumlarımız gayet güzel. Şunlar meyve dalcıkları. Meyve dalcıklarımız gayet güzel. Evet. Bu şekilde bir yol çiziyoruz. Yeni kuracak arkadaşlarımız. Abi buraya dönersen sesin gelir. Ha o. Şimdi bu da var ya. Şimdi ne diyeceğim birden nasıl tepki vereceğimi bilemedim. Ürünü say abi. Hani böyle videolarda sayarlar ya. Evet. Ürünü sayarlar. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, şöyle. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 27, burada 4, 31, 32, 33, 34 yani 40'a yakın bir ürünümüz var. Dökülen hariç. Yaklaşık 40 adet demek. Yarım kilodan biraz fazla demek. Çünkü bu ağaca göre meyve sayısı az olduğu için iri olacak. Jumbo boy olacak. Yarım kilodan fazla bir ürün var. Demek ki hiç dökülmese ağaç 2-3 kilo rahat tutacakmış. Çünkü dökülen müthişti. Dökülen tutanın 5 katıydı değil mi Kadir abi? Evet. Çok fazlaydı. Bu ağacımızda yine dökülen çok fazlaydı. Tozlayıcılar devreye girmedi. Artık biz de biraz da burada gelişim istediğimiz için işte suni tozlama falan yapmadık. Biraz daha büyüsünü aç. Ya bu yıl 1 kiloya tamah edene kadar gelecek yıl 5 kiloya tamah edelim. Yani 1 kilo alacağız diye ağacımızı küçük bırakmayalım. Buradaki hedefimiz bu. Zaten biz istemesek de bu şekil giderse yani ürün verecek. Ürün alınacak. Onunla ilgili bir sorun, sıkıntı yok. Sadece ağacımızı büyütmeye odaklanıyoruz. Ağacımız büyüse ürün de gelecek zaten. Arkadaşlar videomuz epey uzun oldu. Kırıkkale, Balışeyh, Kenanbey Obası'ndan herkese selamlar, saygılar. Bu arada Kadir Bey'e de teşekkür ediyoruz. Kadir abi teşekkürler. Biz de teşekkür Bereketli sezonlar diliyoruz. İnşallah en azından gelişimimiz düzgün olur. Senede güzel bir verim aldığımız zaman sizi daha mutlu. Ağaçların yüzü gülüyor. Sizin de yüzünüz güler de. İnşallah daha zaten burası büyük bahçe. Masrafın haddi hesabı yok. Yani bir bahçe kendini amorti etmeye başlasa siz de zaten ağaçlardan daha çok şey yapacaksınız. Mutlu, sevinçli olacaksınız. İnşallah. Tabii bir de cevizciliğe başlayan arkadaşlar ağaç ne kadar güzel, mutlu, mesut olursa bizimiz de yüzümüz gülüyor hepimizin. Ağaçta ne bir solgunluk görürsek, bir atraknoz, bir bakteriyanlık, bir tane kuruyan ağaç gördüğümüzde sanki bir evlat kaybetmiş gibi moralimiz bozuluyor, canımız sıkılıyor. Ağaçlar güzel oldukça parasından ziyade de önce diyoruz ki ağacın sağlığı. Ağaç sağlıklı olursa zaten para kazandırır, onunla ilgili sorun olmaz. Tekrar bereketli sezonlar olsun, Allah'a emanet olun. Kırıkkale, Balışeyh, Kenanbey Obası'ndan herkese selamlar, saygılar tekrardan arkadaşlar. Allah'a emanet olun.